Değerli arkadaşlar, bundan tam 25 sene önce ben eşimle evlendiğimde bizim evimiz, dairemiz çok küçüktü. 40 metrekarelik bir evimiz vardı. Ben o zaman hem ticaretle uğraşıyorum hem de üniversite okuyorum. Ve bir sene sonra 96 yılında da maalesef o küçük dairemiz, 40 metrekarelik dairemiz içindekilerin büyük bir kısmıyla yandı. Biz ama halimize yine şükretmiştik çünkü yaralı kimse yok, kimseye bir şey olmadı. O yüzden dedik ki tamam, cana olmadı, malı oldu. Kazandıklarımızı tekrar kaybetsek de kazanırız diye düşündük beraber eşimle. Aradan 3-5 ay geçti. Tabii her şey yenilendi. Yani mobilyalar gelmedi ama halılar serildi, boyalar yapıldı, tavanlar tamir edildi. Ve eşimle beraber 96'nın 9. ayıydı. Hiç unutmuyorum. Sadece halının üzerinde oturuyoruz, hiçbir şey yok. Ve kağıt kalemim var, birkaç kitabım var, resimler duruyordu şükür. Albümdeki resimler, fotoğraflar. Ve motivasyonu olsun diye eşimi teselli etmek, kendimi teselli etmek için resim yaptım, resim çizdim. Şöyle A4 kağıdına bir ev resmi, 2 katlı, arkada büyük bir bahçe, 2 tane garajı olan bir ev resmi çizdim. Ve bahçede de 2 büyük ağaç resmi çizdim. Yani şöyle o oran olarak baktığımızda ağaçlar çok yüksek ve büyüktü. 100 metre civarında. Ve bahçede oynayan 3 tane de çocuk resmi çizdim. 1 erkek, 2 kız. Değerli arkadaşlar, yıl 96. İlginç olan şey neydi biliyor musunuz? Aradan yıllar geçti. 10-15 sene geçti. Fotoğraf albümünü karıştıran eşim 2 fotoğrafın arasına sıkışmış o A4 kağıdı katlanmış bir şekilde açtı. Saklı olan o kağıdı önüme koydu. Resme baktık, tarihlere baktık, imzaya baktık. Şu anki yaşadığımız evin resmi. 2 garajı, 2 büyük ağacı, içerisinde arzu ettiğimiz 3 çocuk bahçede oynuyor ve şu anda hepsine sahibi. Araba markasına kadar. O resmi gördük ve şaşırdık. Dedik ki Allah Allah, biz biliyor muyduk bunlara sahip olacağımızı? Şu resimdeki olanlara sahip olacağımızı biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Peki ne yaptık aslında? Arzuladığımız, istediğimiz hayallerimizi resme çevirdik. Onu çizdik. Beraber hayal kurduk. Sadece dualar değil dedik. Resim bile yetiyor bazen. Belki dualar gibi etki yapıyor diye düşündük. Rabbim ne kadar cömert, bize arzuladığımız, resimde çizdiğimiz her şeyi fazlasıyla, bakın, fazlasıyla verdi. Hayaller gerçekleşti. Orada yıllar sonra yaptığım araştırmada 68 saniye tekniğini geliştirdim. 68 saniyelik bir yöntem var. Sürekli bizim programlarımıza katılan arkadaşlara anlatıyoruz. O tekniği uygulayan kim varsa bu zamana kadar arzuladığı hayallere ulaştı değerli arkadaşlar. Hayallerine ulaşmamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, bunu anladık yaptığımız araştırmalar sonunda. Ve biz o yöntem ve taktikleri hala insanlara anlatıyoruz. Onlar da uyguluyorlar. Onlar da hedeflerine ulaşıyorlar. Şunu da eklemek istiyorum. Biz o tarihten sonra, yani o resmi bulduktan sonra her sene çocuklarımızla Ocak ayından önce, yani Aralık'ta veya Kasım ayında bir araya geliyoruz ve 68 saniyelik yöntemi uygulayarak hedeflerimizi belirliyoruz. Bir dahaki seneye mutlaka o hedeflere ulaşıyoruz ve yıllardan beri arzuladığımız hedeflere, hayallere hep ulaştık değerli arkadaşlar. Peki hocam, ben nereden başlayacağım, ne yapacağım? İlk önce hayal kurmaktan başla. mantıklı, ayağını yorganına göre uzatacak hedeflerin olsun. Bununla beraber oraya odaklanman için videolarımın arasında hedefe nasıl ulaşırsın YouTube kanalımda anlattığım konular var. Bu yöntemleri uygula. Ve seni engelleyecek, senin hedefine gitmeni engelleyecek ne varsa mala, yani gereksiz ne varsa onlardan uzaklaşman lazım. Ben de 68 saniyelik tekniğini öğrenmek istiyorum diyorsan o hemen eline 10 eşler verilmiyor değerli arkadaşlar. Yani ona herkes hazır değil. Çünkü şöyle düşün, belli bir eğitimden geçmen gerekiyor. Belli bir konuma gelmen gerekiyor. Herkesin elinde 10 eşleri verirsen etrafındakilere zarar verebilir. O yüzden herkese bu yöntem uygun değil. Kişi belli bir erdemliğe ulaşması gerekiyor. Peki hocam ben de yapmak istiyorum, ben de istiyorum, yani ben de arzuladığım hedefe 3 sene, 5 sene veya 15 sene beklemek istemiyorum, 3 ayda varmak istiyorum diyorsan o zaman çok basit, benimle iletişime gireceksin. İletişime girdiğinde ben sana Alpha Speed Learning teknikleriyle, hızlı öğrenme teknikleriyle 3 senede 4 senede alacağın eğitimleri 3 ayda sana verebilirim programımla. Sana öğreteceğim yöntemlerle sen de arzuladığın hedeflere, hayallere ulaşabilirsin. Bu programa katılabilmek için de elbette iletişime girmen lazım ve form doldurman gerekiyor. O formda sen bu programa uygun musun, değil misin? Sende o gayret var mı? O kapasite var mı? Bunu anlayabilmem için formu doldurman gerekiyor. Eğer uygunsan programa, o zaman bizim arkadaşlar zaten seni ararlar ve benimle online ön görüşme için bir randevu verirler sana. O randevuda senin de hedeflerine nasıl ulaşacağını bir analiz ederiz beraber. Ne yapman gerektiğini adım adım sana anlatırım. Bunun için tabii aşağıdaki linke tıklayıp formu doldurup göndermen gerekiyor. Hoşça kal.